أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير فلقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون فيقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله فإنما أنا نذير مبين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin ruhu şeriflerine, âli ashab-ı kiram, enbiya-i azam, meşayih-i veli-i ikram-ı zelatının erbaat-ı tayyibelerine, tüm Müslümanların ruhlarına, vasıten saadat-ı nasibendiye erbaatına, Osman Nuri Topbaş hocamızın ruh haliyetlerine, Allah rızası için bir Fatiha ve Sipatı. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Estağfirullahal azim ve etubu ileyh. Amma ba'd. Muhterem kardeşlerim, Osman Nuri Topbaş Üstazımızın Altın Silsile adlı eserinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin istiğfar ve duası başlığıyla devam ediyoruz inşallah. Allah'a kulluğun en mühim tezahürü istiğfar ve duadır. Allah'a kulluğun en mühim tezahürü kul üzerinde açığa çıkması, görülmesi istiğfar ve duadır. Zira istiğfar ve dua ile meşgul olan kişi hem acziyetini idrak etmiş, hem de Rabbini zikredip onunla beraberlik halini yaşamış olur. İki tarafın zirve noktası dua ve istiğfarda gözüküyor. Birisi kul, aciz, her şeye muhtaç, vermese Allah aç, çıplak, bu kadar acziyet içerisinde öyle ellerini açıyor, ver diye. Fakat inandığı da Rabbul Alemin her şeyi yaradan, her şeyi verendir. O orada zirve, bu burada acziyette, fakirlikte zirve. Bu acizin o kudretliye muamelesi işte burada çıkıyor. Ben buyururum, sen olsun. Kulluk duada, istiğfarda açığa çıkıyor. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, Allah'a samimiyetle tevbe ediniz. Başka bir ayet-i kerime. O muttakiler geceleri pek az uyurlar. Seher vakitlerinde de istiğfara devam ederler. Zariyat suresi 17. 18. ayet-i kerime. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Ey insanlar, Allah'a tevbe edin ve ona istiğfar edin. Muhakkak ki ben her gün 100 defa, hatta 100'den daha fazla Allah'a tevbe ediyor ve ona istiğfar ediyorum. Tabi belki daha evvel geçti. Burada üstadımız bugün konuları sık sık hızlı hızlı anlatıyor. O yüzden tevbe ve istiğfarın manası biliniyor diye onları tekrar vermemiş. O bakımdan tövbe Cenab-ı Allah'a dönmek, kusurlarından dolayı Allah Celle Celaluhu'dan af istemektir. Tövbe yapan insan günahından pişman olduğunu, bir daha yapmayacağını, o günahı işlemeyeceğini, ileride de yapmamakla beraber terk ettiğini Cenab-ı Allah'a söz veriyordur. Dikkat edin, söz veriyor. Allah Celle Celaluhu böyle kendisinin tevvab, yani günahları af edici, merhametli, bağışlayıcı bir Rabbisinin olduğunu bilen ve samimiyetle ona tövbe eden kulunu seviyor. Şimdi oradaki sevgi kelimesi çok önemli tabii. İnna Allah yuhibbu
ettevvabin. Çok tövbe edenleri Allah sever diyor. Halbuki bu suçluydu ya. Bakamıyordu Cenab-ı Allah'ın yüzüne. Utandığından kafasını kaldıramıyordu. Sema yücelikleri temsil ettiği için başını kaldırıp semaya bakamıyordu. Bu kadar aziz bir kulu Allah niye seviyor? Çünkü Allah'a bu adamın imanı tamdır. Kendi kusurlu bir kul, affedici bir Allah Celle Celaluhu var. Kendisi ondan af diliyor. İmanı tam. Onun için Allah-u Teala severim diyor. Tekrar günah işlerse, tekrar tövbe ederse, tekrar kabul ederim, tekrar affederim, tekrar severim. Ben günahı aldırış etmem diyor. Tabi bunu yaparken kulun dikkat edeceği bir şey var. O da dua ederken samimi olmaz. Terk ettin dediyse terk etmez. Yoksa neuzübillah. Adet olsun diye elini açmış. Ya Rabbi şu günahımdan tövbe diyor ama kalbinden fırsat bulursam genişlerim diyor. Bu adam Allah'la neuzübillah istihza eden, alay eden bir insan gibidir. Bu da çok çirkin bir şey. Onun için bizim tövbemiz de tövbeye muhtaç demiş bir büyük veli. Tevbeyi, tevbeye muhtaç olacak kadar ayıplı, kusurlu yapmamak lazım. Kardeşim, yapacaksan ciddi yap, yapmayacaksan hiç yapma. Ama ciddi yap tabi. Allah'a tövbe, Allah affeder. Yeryüzü dolusu günahı olsa, yeryüzü dolusu mağfiret. Gökyüzü dolusu günah olsa, gökyüzü dolusu mağfiretle, afla Allah Celle Celaluhu karşılığı. Allah çok büyük ve kulları ya benim günahım çoktur, hangi birisini Cenab-ı Allah affedecek demesinler diye de ki Habibim kullarına anlat ki kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Bu zamana kadar baştan sona hayatları israf olmuş, boşa geçmiş. Günah yerlerde tüketmiş. La taknatü min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden umut kesmesin. Neden? İnnallâhe yâfirü zünübe cevya'l. Allah günahları toplam affeder. Hepsini bilir. Hatta affetmek şöyle dursun. O seyyiatını yübeddülullâhu seyyiatihim hasenat. Hasenata çevirir. O kötülükleri iyiliklere çevirir. Yeter ki tövbesinde samimi olsun. İstiğfar da Cenab-ı Allah'ın günahının üstünü örtüp ne kendi yüzüne vurması ne âlemde yevm-i kıyamette teşhir ederek rezil, rüsvay etmemesi örtünün altına aldığı günahını orada imha edip yok etmesidir. Kendinin yüzüne bile vurmuyor Allah Celle Celaluhu. Affediyor. Allah öyle bir affedicidir. Bundan sağken istifade etmek lazım. Çünkü can boğaza gelip de gırgır etmeye başladığı zaman bir de kıyametin büyük kıyameti güneş batıdan doğduğu zaman imanın da saati geçti, tevbenin de saati geçti. Daha o saate gelmemişsek tövbe etmek ve bunu da samimi yapmak lazım. Peygamberimiz teşvik buyuruyor. Ey insanlar Allah'a tövbe edin, ona istiğfar edin. Muhakkak ki ben her gün 100 defa hatta 100'den daha fazla Allah'a tövbe ediyor, istiğfar ediyorum. Ne günah var ki Peygamberimizin? Ne vazifeler? Olsa Fetih suresinde değil mi o ilk ayeti kerimesinde taahhür etmiş, takaddüm etmiş, önceden sonradan gelecek günahlarının af olunduğu beyan buyuruyor. Kaldı ki olmaz. Ama büyük veliler, büyük mutasavvıflar, Peygamberimiz her an terakki ediyor maneviyatta diyorlar.
her an makam çıkıyor. Her çıktığı makam bir altından daha ulvi, daha yüksek. Daha yüksekte olunca oradaki ibadet daha kaliteli, oradaki kulluk daha kaliteli haliyle aşağıdaki eksik oluyor. İşte o eksiklikten Allah Celle Celaluhu'ya istiğfar ediyor diyor Peygamberimiz. Her an terakkide olduğu için. İstiğfar etmemiz lazım. Her sabaha çıktığında mutlaka Allah-u Teala'ya 100 defa istiğfar edelim diyor. Bu 100 rakamı bize bir, belki çokluktan kinayedir ama biz de en az günde 100 defa istiğfar etmemiz lazım. Bu sebeple seher ve fecir vakti selef-i salihin arasında istiğfar ve dua vakti olarak bilinir ve ona göre itina gösterilir. Seher vakti yani gecenin son bölümü. Artık şafak atmazdan evvelki zaman, oruç tutanların imsak ettiği zaman, bundan sonrası şafaktır ya da fecirdir. Sabah namazının vakti geliyor demektir. Gece bitmiştir o zaman. İşte Allah-u Teala her gece seher vaktinde dünya semasına kadar 7 kat semanın altısını geçiyor, aşağı nüzul ediyor. Nasıl bir keyfiyet bilmiyoruz. Ama kullarına yaklaşıyor ve diyor ki yok mudur isteyen vereyim, yok mudur tövbe eden affedeyim, yok mudur istiğfar edeyim, bağışlayayım, örteyim şu günahının üstünü, yok mudur ihtiyacı olan gidereyim her gün. Tabi tövbe istiğfar etmek hem tevazu alametidir de, kusurunu itiraftır da. İbn-i Ömer radıyallahu anh şöyle der, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir mecliste 100 defa Rabbim firli ve tub aleyye inneke ente tevvabur rahim, Allah'ım beni bağışla, tevbemi kabul buyur, çünkü sen tevbeleri çok kabul eden, çok merhamet edensin dediğini sayardık diyor. Demek ki Peygamberimiz bir yandan konuşuyor, kendisi susar, ashab-ı kiram konuşur, onlara kulak verirken bu esnada da böyle söylermiş. Rabbim firli ve tub aleyye inneke entet tevvabur rahim. Bunu ezberleyemesek bile kolay nedir? Estağfirullahal azim ve etubu ilayh. Estağfirullahal azim ve etubu ilayh. O kadar çok söyleyelim ki birisi de bizim acaba kaç defa söyledi diye mecliste saysın yani. Bazen böyle olur. Geveze talebeler olur. Bazı öğretmenlerin bazı kelimeleri çok kullanılır. Mesela bunun içinde yazdım. İsmail Akbar hocamız efendim yerine efendim demiş. Bu sefer işte 30 kere dedi, yok 100 kere dedi efendim diye sayarlar. Peygamberimiz de ne güzel saymışlar bak. Şu kadar böyle söyledi diye. Bu cemiyetin içerisinde söyledi. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz der, daha çok estağfirullah ve etubi ileyh, Allah'a istiğfar eder, buna tövbe ederim diyen başka birini görmedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha fazla diğeri görmedim. İşte onun için ashab-ı kiram geliyordu Peygamberimizin evine. Peygamberimizin ibadetini soruyordu ve sonra da kendi amellerine bakıyorlar. Ya o geçmiş ve gelecek günahları affolmuş bir peygamber olduğu halde bu kadar yaparsa kim bilir bizim ondan daha fazla nasıl yapmamız lazım gelir kanaatıyla hiç gece uyumamaya, her gün oruç tutup hiç iftar etmemeye, hanımlarından çekilip uzlette yaşamaya karar vermişler. Peygamberimiz de onları aştırmış. Din de aştırlık mıdır?
böyle 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 söyleyen de sizler misiniz? Hayır. Allah'a yemin ederim ki ben sizden daha Allah'tan korkarım. Ama buna rağmen gece hem uyurum hem ibadet ederim. Hem oruç tutarım hem de iftar ederim. Hanımlarımla da beraber olurum. Hepsinin hakkı var. Eşim hakkı var. Çocuklarım hakkı var. Cenab-ı Allah'ın hakkı var. Estağfirullah ve etûbü ileyh. En fazla insanların söyleyen diyor. Sübhanallah. Yalnız değerli kardeşler, bunu söylerken zikirden maksat mezkur ile beraber olmak derlerdi. Yani başka sohbetlerde Allah Risalesi'nde falan okumuşuzdur büyüklerimiz. Mezkur yani zikredilen Allah ile şuurlu bir beraberliktir. Ha, bazı insanlar var elinde tesbih, televizyona bakarken estağfurullah razıyım, estağfurullah razıyım, estağfurullah. Maç seyrederken gol diye bağırıyor. Film seyrederken aha kaçırdı diyor. Haberi izlerken tuh diyor. Kalbi orada ama dili kaç çektiğinde bile değil. Bir de bakmış ki tesbih geri imameye gelmiş. Herhalde yüz çektim diyor. Her çabarı yok. Bu zikir değil. Zikir mezkur ile şuurlu bir beraberlik. Buna da dikkat edelim. Uyanık yani. Ne yaptığını farkında olarak yapmak. Ha, ötekinin çabasının hiçbir faydası olmaz mı? Belki olur. O da boş duracağını öyle söylesin. Belki olur ama esas arzu edilen zikir o değil. Uyanık, şuurlu bilerek yapmak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyururlardı. Bir kimse istiğfarı dilinden düşürmezse Allah-u Teala ona her darlıktan bir çıkış, her üzüntüden bir kurtuluş yolu lütfeder ve ona olmadığı yerden rızık lütfeder. Sübhanallah. Şimdi istiğfarın menfaatine bak. Sadece günahlarımızın affı değilmiş demek ki. Bir kimse istiğfarı dilinden düşürmezse, Estağfirullahal azim ve etûbü ileyh derse, Allah-u Teala ona her darlıktan bir çıkış verir. Darlıktan çıkış, istiğfar. Çok farklı şeyler gibi geliyor. Öyle. Her üzüntüden bir kurtuluş verir diyor istiğfara devam eden. Ummadığı yerden ona rızık verir. Sübhanallah. Demek ki hem dünyevi hem de uhrevi her menfaat istiğfar ve tövbeden geçiyor. Allah'ı zikirden geçiyor. Yine Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz istiğfarın en güzel şeklini beyan sadedinde buyurmuşlardır ki istiğfarın efendisi ve en üstünü şöyle demendir. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente, halakteni ve ene abduk, ve ene ala ahdike ve va'dike mestata'tu, e'udhu bike min şerri ma sanatu, ebu'uke bi ni'metike aleyye ve ebu'u bi zembi, fevfirli fe innehu la yevfiru zunube illa ente. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu böyle öğretti. Seyyidül istiğfar. İstiğfarın efendisi. En büyüğü, en faziletlisi. Ve arkasından devamla buyurdular ki her kim bu Allahümme ente Rabbi diye başlayan Seyyidül istiğfarı sevabına ve faziletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse o cennet ehlindendir. Yine her kim sevabına ve faziletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse o kişi cennet ehlindendir. Hadisi Buhari, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi
gibi sahih hadis kitaplarda rivayet etmişlerdir. İki büyük istiğfar, birisi bu, birisi de cuma gecelerinde imamlarımız bize ezberlettiler. Biz de ezberimizde elhamdülillah. Estağfirullahalazim, el-kerim, el-lezi la ilahe illahu, el-hayyel kayyum, el-acudu iley. Bu istiğfar, buna büyük istiğfar derler. Bu da seyyidül istiğfar. Bunu her gün, bir sabah, bir akşam söylemek lazım. Zaten derste var, sabah söylenir, akşam da söylemek lazım. Hadis-i şerif, kim sabah söylese, kim akşam söylese. Bazı memleketlerde ikindiden sonra cemaat bunu açıktan cehri beraber söyleme adeti olmuş. Mesela bizim memleketlerde daha çok Salaten Tunzina okunur. Keşke o hadis-i şerif değil, güzel bir duadır da Kur'an'da ve sünnette geçen dualara mesul dua deriz. Hadiste gelen, eserle gelen. O öyle değil. Onun yerine imamlarımız bunu okumayı tercih etseler. Bazı memleketlerde ikinden sonra hep beraber Allahümme ente Rabbi La ilahe illa ent okurlardı. Manası Allahümme, ey benim Allah'ım. Şimdi manasını bilerek söylemek, kalbin dil ne söylediğini bilirse daha lezzetli olur, daha tatlı olur, daha insan hislenir, duygulanır. Allahümme ey benim Allah'ım, entesen Rabbi benim Rabbimsin. Yaratan, bakanın, besleyenin sensin. Terbiye eden, maddi manevi görüp gözetenim sensin. La ilahe illa ente, senden başka ilah yok, senden başka tanrı yok. Halakteni, beni sen yarattın. Minnet duyarım. Senden başkasına da eyvallahım olmaz. Çünkü beni sen yarattın. Ve ene abdük, ben senin aciz bir kulum. İtiraf ediyor. Ve ene ben ala ahdike, sana verdiğim söz üzerindeyim. Ve vaadike, vaad ettiğim söz üzerindeyim. Mestata'tu, gücümün yettiği kadar. Peygamberimiz bunu ezberleyin ve söyleyin diyor. Biz de emre itaat ederek ezberliyor ve söylüyoruz. Buraya geldiğim zaman benim kafam düşer yerim. İyi ki peygamberimiz ve büyüklerimiz bunu söyleyin demişler. Yoksa bunu söylemeye gücümüz yetmiyor, yüzümüz yok. Nasıl diyebilirim? Gücümün yettiği kadar sana verdiğim söz üzerindeyim. Ah ve vaat üzerindeyim diye ki. Çok zor. Ama insan sözünün eri derler. Hiç olmasa öyle olmamanın ızdırabını yaşarken olmak için yeniden bir çaba, bir arzu insanın içerisine geliyor. Ve bunu söylemek hakikaten zor oluyor. Ben bu zorluğu çok yaşadım. Fakat bir gün bir kitapta bir şey gördüm. İnsanlar birbirlerine çok benziyor değil mi? Birbirimize çok benziyoruz. Müridin biri şeyhine gitmiş. Efendim sen bana bir ders verdin demiş. Ben çekemiyorum. Niye çekemiyorsun? Neyi o? Seyyidül istiğfar efendim demiş. Nereye çekemiyorsun? Söyle deyince. Allahümme ente Rabbi. Ey Allah'ım sen benim Rabbimsin. La ilahe illa ente, senden başka ilah yoktur diye iftiharla söylüyorum. Halakteni, beni yaratan sensin Allah'ım. Ve ene abdüke, ben de senin aciz bir kulunum Allah'ım diye iftiharla söylüyorum. Zevk alarak söylüyorum. Amma ve ene ala ahdike ve vaadike mestatatu, gücümün yettiği kadar ben de sana verdiğim sözde ve vaatta duruyorum deyince ben bunu yapamıyorum. Ben bunu söyleyemiyorum. Çünkü gücümün yettiği kadar nerede sözümde durup vaat ediyorum. Ben bunu yapamam efendim. Buraya geldim, duruyorum.
Şeyhi de demeye devam et evladım, bırakma demiş. Önce taklitle başlar. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş taklit tahkik edin. Onun için bırakma, devam et. Dil bunu düşüne düşüne taklit taklit taklit, taklitten bir gün tahkik olur. İşin hakikatini anlarsın. Zıp birden oraya zıplayamazsın. Devam et. Peki efendim diyoruz. O hikayeyi okuyunca o kadar rahat oldum ki. Gücümün yettiği kadar, maslatatı, ne kadar istitaatın, güç ve kuvvetin varsa o kadar sana verdiğim sözdeyim ondan. Ama bunu söylerken Eûzü bike sana sığınırım min şerri ma sanatu, yaptıklarımın şerlerinden. Çünkü ben af buyur Allah'ın şer de işliyorum. Veya bazı işleri kamil olarak yapamıyorum. Yoksa yapıyorum. İşlediğim kusurların şerrinden sana sığınırım. Ve Ebu Uleke bi nimetike aleyye, senin benim üzerimdeki maddi manevi nimet çok sayısız. Ama Allah'ım affeyle ve Ebu Ubi'den bir suçumu, günahımı da itiraf eder. Hiç bu nimete, senin bu Rablığına yakışmıyor ama söylemeye de utanıyorum, yüzümü kapatıyorum benimle ama benim günahlarım da var. Bunu da çarına çar itiraf ediyorum. Çünkü sana gizli kalması mümkün değil. Sen bunu görüyorsun. Sen bunu biliyorsun ama. Gafirli, ne olur? Üstünü ört. Onu orada yok et. Yarın seninle karşılaştığımda benim yüzüme vurma bunları. Beni insanların arasında rezil ve rüsva etme Allah. Ve innehu, çünkü sen ey benim büyük Rabbim, la yagfirü zünube illa ent, ancak sensin. Günah, kusur ne kadar çok da olsa onların hepsini af ve mağfiret eder. Hadi oğlum diyerek vazgeçen cezalandırmaktan ve üstünü örtüp vazgeçen rezil ve rüsva etmektir. Sen böyle bir Allah'sın. Ben de senin böyle bir kulunum. Bunu itiraf edelim Allah'ım der. Cenab-ı Allah ne kadar bundan memnun ki o gün ölürse de gündüz cennete gider. Akşam okusa, sabaha çıkmadan o gece bunu ölürse gene cennete gider. Öyleyse bunu bir sabah bir akşam okuyalım inşallah. Ve dua, bu da istiğfarın bir çeşidi. Allah'a yalvarma. Demin sohbetin başında söylenmişti ya, Allah bütün yüceliği, gücü, kudretiyle zirvede, artık ona zirve demek bile anlatamamak yani, anlatamıyoruz kemalini. Biz de azizlikle zirve. Kulluk burada belli oluyor. Rabbim Araf suresi 55. ayeti kerimede Rabbinize yalvara yakara gizlice dua edin. Bilesiniz ki o hatta aşamları sevmez. Buyurun. Yalvara yakara. Gizlice böyle bağıra, çağıra, şamata gösteriş ederek değil. Secde suresi 16-17. ayeti kerime bazı güzel kulları anlatıyor. Vücutları yataklarından ayrılır. Ne kadar uygun tatlı, sıcak döşek, istirahat güzel. Ama Allah için bir saat geldiğinde yataklarını, vücutlarını yataklarından ayrılır. Kalkarlar ama korku ve ümitle. Bir yandan korkuyorlar.
suçunu biliyordum ben. Bir yandan da Allah'ın rahmetinden umut ederek Rablerine dua ederler. Ve kendilerine verdiğimiz rızıktan hep kendi yemez, Allah yolunda yoksullara infak ederler. Dostlarına ikram ederler. Yaptıkları bu amellere karşılık onlar için ne göz aydınlatıcı mükafatlar gizlendiğini şimdi hiç kimse bilmez. Secde Suresi 17. Peygamberimiz de buyuruyor ya, gözleri görmedi, kulakları işitmedi, akla hayale gelmez nimetler onlar için. Furkan Suresi 77. ayet-i kerime, Resulüm de ki, duanız olmasa Rabbim size ne değer verir? Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer verir? Peygamberimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular, dua kulluğun özüdür, ibadetin iliğidir, özü. Çünkü halis, muhlis bir ibadet. Dedin ya, sen boynunu büküyorsun ve ondan istiyorsun. İbadetin özü. Başka bir hadis. Dua, ibadetin ta kendisidir. Hadis, Allah katında duadan daha kıymetli bir şey yoktur. Hadis, Allah'ın fazlından isteyiniz, zira Allah-u Teala kendisinden istenilmesinden hoşlanır. Bazı büyükler, Allah halimizi biliyor ya, İstemeye ne gerek var? Utanırım. O zaten bana her şeyi veriyor demişler. Arkadaşlar, onlar öyle demeye devam etsinler. Biz onlara karışmıyor. Biz o makamda değiliz. Hatta Hazreti İbrahim ateş atılırken, değil mi? Ya Rabbi ateş atılıyor kurum, dostum diyorlar. İstemiyor kurtarayım. Size ne oluyor diyorum. İstiyorsanız siz yardım edin. Cebrail koştu diyor. Allah'tan kurtardı, yalvarsana. Allah halimi biliyordu dedi diyor. Hasbunallah. Nasıl bir iman? Aklımız yetmiyor bizim ona. Onun için o orada dursun. Biz isteyelim. Peygamberimiz diyor ki, ayakkabımızın, kundurağınızın bağı eskise onu da Allah'tan isteyin. Ya bunun için Allah rahatsız edilir mi demeyin. Allah'tan isteyin. Her şeyi Allah'tan isteyin. Neden? Zira Allah-u Teala kendisinden istenilmesinden hoşlanır. Hoşlanır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz devamlı dua halinde bulunur. Onun dualarının değerlendiği kitaplara baktığımızda mübarek kalbinin daima Cenab-ı Hakk'a yönelmiş vaziyette olduğunu görürüz. Bu nedir? Şimdi hakikaten o dua kitaplarına bakılırsak, zikir, ezker kitapları, elbisesini giyerken sağ koluyla giyer şöyle derdi. Sonra soldan şöyle, çıkarırken soldan çıkarır ve şöyle derdi. Ayakkabıyı giyerken böyle derdi. Yatağa girerken şöyle derdi. Yataktan kalkarken böyle derdi. Abdest alırken ya da tuvalete girerken böyle derdi. Çıkarken böyle derdi. Yani Peygamberimiz her an Allah'la sanki karşısındaymış gibi konuşuyor. Öyle yakın kendisine. Konuşuyor. O dua kitaplarına baktığımız zaman her hareketin bir duası var. Bir zikri var. Konuşuyor Peygamberimiz o zaman. Şu aktarlarından yapıyor. Teheccüde kalktığında, abdest bozmaya giderken ve çıkarken, abdest alırken, ezan okunurken, camiye giderken, camiden çıkarken, namazlardan sonra, iftar açarken, yemekten sonra, sabah evden çıkarken, sefere çıkarken, seferden dönerken, binerine, hayvana binerken, yolda konaklayınca, yeni bir şey aldığında,
mevsimin ilk meyve veya sebzesini yerken, elbise giyerken, çıkarırken, bir meclisten kalkarken, sabaha çıktığında, akşama çıktığında, uyurken, uyanırken, rahatlıkta, sıkıntıda, hastalıkta, hep farklı farklı dualar ederdi. Öyle ki ashab-ı kiram bunların hepsini ezberlemekte güçlük çeker. İşte tasavvuf erbabı da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bu haline ittiba ile daima dua halinde olmaya gayret eder. Dua Allah ile beraber olma. Kulma Allah. Hep Allah ile beraber olma. İnşallah. Bilhassa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek ağzından çıkan dua ifadeleriyle Allah'a yalvarmaya itina gösterilir. Çünkü bir söz Peygamberimizin ağzından çıkarsa müstesna olur. Bambaşka olur. Onun için ilmi yeten, hafızası yeten, Kur'an'daki ve Peygamberimizin sünnetindeki bu duaları ve zikirleri ezberlesin ve yapsın. Çünkü Peygamberimizin ağzından çıkan Kur'an ya da hadis-i şerif onlar nurla beraber çıkarlarmış. Ama sıradan bir dua normal, nursuz çıkıyor. O da güzeldir. Ama hele de manasını bilerek Kur'an ya da sünnetten gelen dualar öbür dualara göre daha güzel. Ama bir de şu var değerli kardeşlerim, en güzel dua ana diliyle yapılır. Ana diliyle yapılır demekten kastım anlamaktır. Yani sen söylediğini anlayarak, ne istediğini bilerek dua edersen onun tadı bambaşka olur. Arapça bilmeyen bir insanın ezberlediği o Arapça bir kısım lafızları Peygamberimiz böyle buyurmuştur diye ezberlemesi lezzet verir. Ama manası bilmezse pek tadını alamaz. Onu da bir kenara koyarak ihtiyacını içinden nasıl geliyorsa öyle yalvara yalvara sunması daha lezzetli de olabilir. Buna da dikkat etmek gerekir. Bazen böyle ya seherlerde bunu çok yaşamışsınızdır veya işte hacca gidince Beytullah'ın etrafında hoca efendileri gördüler mi hocam kitapta yüksek sesle dua et bir daha mı diyelim. Şimdi onların gönlü hoş olsun diye şavk duaları var ya, o şavk dualarını okuyorsun. Bu bir resmiyet oluyor. Etrafındakilere duyarak. O kardeşlerinden kurtulduktan sonra sen o kitabı kapatıyorsun. Allah'ım ya benim özel sana bir duam var diye kendi içinden başladın mı bambaşka oluyor. Bir gözyaşı geliyor, bir ürperme geliyor, bir zevk geliyor. Artık bir formalik olmaktan çıkıyor. Senin oluyor. Ruh kazanıyor. O bakımdan duayı böyle Peygamberimizin bu yaptıklarının Türkçesini söyleyerek yani Türkçe, Arapça ezberlemesek bile Türkçe söylemek ne kadar tatlı olur. Ama Arapçayı da bile, Arapçasını beraber söylerlerse, nurum ala nurudur, güzellik üstüne güzellik olur. Allah Celle Celaluhu bizi de her anımızda Cenab-ı Allah'la beraber eyleyecek. O güzel dualardan kabul eylemesin. Dua etmeyi adabıyla bize öğretsin. Çok çok tövbe ve istiğfar yapabilmeyi nasip etmeyesin, eylesin. Bunları da kabul diyorsunuz. Bunları da kabul diyorsunuz.